sabah teşekkür. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Güzel. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Her zaman görmek çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hasan Paşa Han'da alışveriş yapıyorlar. Dedik kalabalık olduğu için alışveriş yer olmaz. Yapıyorlarsa sorun yok. Sorun yok. Mostar'la Balabadi Köprüsü arasında bir köprü. Köprü arasında bir köprü kurmak. Diyarbakır'da da sizlerin ev sahibinde beraber olmak, sarılmak, kardeş olmak istiyoruz. İnşallah bu ziyaret ve bu ziyaretler Türkiye'nin doğu yakasıyla batı yakasını, Türkiye'nin kuzey yakasıyla güney yakasını, bu 30 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşamış olduğumuz travmadan kaynaklı haksız birbirinden uzaklaşmayı ortadan kaldırıp birbirine yakınlaşmayı, aynen demin ifade etmiş olduğunuz gibi kucaklaşmayı, birbirine dokunmayı, birbirini kabul etmeyi ve birlikte bir yaşam kurgulamaya vesile olsun, katkı sunsun temelisinde bulunuyorum. Elbette ki Cumhuriyet tarihinden bugüne değil. Elbette ki sıkıntılar vardı. Elbette ki sorunlar vardı. Ve bu sorunlar, bu sıkıntılar çözülmediği için ya da yanlış kodlandığı için bu büyük bir şiddet dalgasına dönüştü. Ve bu ülkenin evlatları, bana sorarsanız kardeşler, birbirini vurmaya başladı. Ve gencecik fidanlar toprağa düştü. Ha Hakkari'li bir annenin evlat acısı, ha İzmirli bir annenin evlat acısı, ha Trabzonlu bir annemizin evlat acısı, ha da Şırnaklı bir annemizin evlat acısı. Bana göre annelerin acısı veya annelerin gözyaşı arasında bir ayrım yapma devri kapanmıştır, kapanması gerekir. Annelerimizin tümünün acısını, hissiyatını yüreğimizde hissetme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ve bu onurlu bir barışın bu coğrafyada tesis edilebilmesi için yurttaşların sürece dahil olması gerekir. Şimdi yurttaşın katılımıyla, yurttaşın katkısıyla, yurttaşın talep etmesiyle siyaset mekanizması inşallah iktidarıyla, muhalefetiyle onurlu bir barışa bu toplumu götürmek mecburiyetindedir diye düşünüyorum. En nihayetinde bizler sadece yaptıklarımızla değil Sayın Bekir, yapmadıklarımızdan da mesulüz diye düşünüyorum. Bu itibarla da barışı inşa etmek hepimizin ödevi olmalıdır. Barışı inşa etmek hepimizin görevi olmalıdır. Benim inancım o ki Diyarbakır'la İzmir, Trabzon arasında inşa edilecek barış köprüsü bir müddet sonra Ankara, Diyarbakır, Tahran, Hewler, Bağdat, Şam, Kamışlı arasında inşa edilecek barış köprülerinin de temeli olacaktır. Türkiye kendi iç dinamiklerinde barışa kavuştuğunda Orta Doğu'ya barış gelecektir. Türkiye eksiksiz demokrasiye geçiş sağladığında Orta Doğu örnek olacak. Eksiksiz demokrasiye geçiş yapacaktır. Bu itibarla bizim Türkiye'de inşa edeceğimiz barış sadece Türkiye nüfusunu değil, Türkiye halklarını değil, Orta Doğu halklarının yaşamına, yaşam kalitesine kalite katacaktır. Bu coğrafyanın bütün değerlerini emanet aldık. Ve gelecek nesillere miras olarak bırakacağız. Onlar da ondan sonraki kuşaklara miras olarak bırakacak. Bence biz buradaki kuşak, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras onurlu bir barıştır. Çatışmayı, ret ve inkarı veya isyanı gelecek nesillere miras olarak bırakmamız gerekiyor. Kardeşliği bırakmamız. Kardeşliği ve onurlu barışı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Bence artık barışın vakti gelmiştir. Burada Anadolu'daki çeşitli insan grupları, çeşitli etnik gruplar, işte burada Makedonyalısı, Arnavutu, Üsküplüsü, Boşnağı, Torbeşi, Kürdü, Lazı, bütün bu insanları milli kıyafetleriyle giydirdik. Ve burada özellikle de Mostar'la Balabadi Köprüsü'nün
köprüler arasındaki köprünün oluşmasını sağladık. Bunu Sayın Başkanımıza hediye ediyoruz. Bahsetmiş olduğum 8000 yıllık tarihi taşla işlenmiş hali, camisi, kilisesi, farklı inançlarıyla Diyarbakır medeniyetini sembolize eden bir eser. Ben şöyle geçeyim. Sağ olun, var olun. Allah'ın izniyle inşallah daim olacak. Daha güçlü hale getirdim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.